Onlar yeminlerini bir siper edindiler. Münafıklar hep Allah'ı anarak ortaya çıkarlar. Onun için Müslümanlar onları etkilemeyecekler. Olumsuz yönde etkilemeyecekler. Böylece Allah'ın yolundan alıkoydular. Yani tebliğ yapmayı durduruyorlar. İttihat-ı İslam'ı durduruyorlar. Müslümanların güçlenmesini durduruyorlar. Artık onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ne malları ne çocukları onlara karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Münafıkların derdi günü malı olsun, çocuğu olsun. Geçinsin, büyüsün, yesin, içsin, yan gelip yatsın. Ama hiçbir şeyle diyor Allah yarar sağlamaz diyor. Onlar ateşin halkıdırlar. İçinde süresiz kalacaklardır. Münafıklar cehennemden hiç çıkmıyorlar. Sürekli cehennemdeler. Onların tümünü Allah dirilteceği gün sizlere yemin ettikleri gibi orada yemin edeceklerdir. Münafıklar Müslümanlara hep yemin ederek Allah'ı anarak konuşuyorlar. Evet. Biz muttakiyiz, ehli sünnetiz, şöyleyiz böyle diyor. Fakat diyor ki Allah bunu size yaptıkları gibi bana da yapacaklar diyor geldik bir vakit ahirette. İnşallah. Allah'a da ehli sünnet olduklarını, Müslüman muttaki olduklarını, Kur'an'a titiz olduklarını orada yine aynı şeyi yapıyorlar. Orada da yeminle konuşuyorlar. İnşallah. Ve kendilerinin bir şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Kendilerinin hakikaten muttaki, böyle kurtulmuş, veli, evliya olduğunu zannediyorlar. Yani hakikaten iyi olduğuna inanıyorlar. Evet. Bak diyor ki Allah, kendilerinin bir şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Ve ona yemin, sizlere yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edeceklerdi ve kendilerinin bir şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin, gerçekten onlar yalan söyleyenlerin ta kendileridir. Münafıklar net yalan söylüyor. Ama çok inandırıcı bir görünümden anlatırlar. Yani ona inanmamak lazım. Orada çok dikkatli olmak lazım. Bak, şeytan onları sarıp kuşatmıştır diyor Cenab-ı Allah. Sen ne anlıyorsun Oktar? Şeytan onların sarıp kuşatmasından mı inşallah? Evet. Her yönden yaklaşıyor hocam inşallah. Gerçeği ters yüz ediyor onlara, göstermiyor inşallah. Şeytan kaplıyor. İnşallah. Allah diyor ayette, onları diyor üstlerini kaplamıştır. Evet. Yani tam iblis oluyor. Kabuk. Evet, kabuk gibi bağlanmış oluyor, evet. Böylelikle onları Allah'ın zikrini unutturmuştur. Yani münafık Allah'ın zikrini unutturmuştur derken, İnsanlar da ne diyor ki, yani Allah'tan hiç bahsetmiyor. Zaten Allah'ı anıyor, yeminle konuşuyor zaten. İslam birliğini istemez. İslam'ın dünya hakimiyetini istemez. Kur'an'ın gerçek anlamda yaşanmasını istemez. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendisidir. Şeytanın fırkası işte deccaliyet. Deccal ordusu. Yani sezdirmeden dini koruyormuş gibi yapıyor, Müslümanlığı koruyormuş gibi yapıyor ama sürekli dine saldırır, İslam'a saldırır. İnşallah. Ama bak, en belirgin yönü ittihatı, Müslümanların dünya çapında birliğini istemez. Dinin dünya hakimiyetini istemez münafık. En hayati noktası budur. Evet, inşallah. Saçınız kulağınızın üzerine düşmüştü. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşim ne olur tarz olur ya, ne var ya. Maşallah. Tamam, düzeltelim bari de. Allah'ım ya. Dikkat edin, şüphesiz şeytan fırkası hüsrana uğrayanlar ta kendileridir. Yani münafıkların mutlaka Allah hüsrana uğrayacağını söylüyor. İnşallah hocam. Efendim, gamzeleriniz çok güzel. Teşekkür ederim. Maşallah. Hocam alimdir. Evet, maşallah. Tabii, çok okur, çok araştırır, çok inceler. Adabı, edebi de çok mükemmeldir. Evet, maşallah. Annesi de çok dindar. Maşallah. Nur talebesi annesi bildiğim kadarına. İnşallah. Maşallah, evet. Bak, böylelikle Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayan ta kendileridir. Münafık Allah'ın dininin yayılmasını istememesiyle öyle çıkıyor. Yoksa orada birçok insan yanılabilir. Yani Allah'ı anarak Allah'ın dinini ortadan kaldırmaya çalışır münafık. Dini içinden çıkılmaz hale getirerek ortadan kaldırmaya çalışır. Yani dini hurafeler içerisinde boğarak dini ortadan kaldırmaya çalışır. Yoksa hiç Allah'tan bahsetmeyerek değil. Hiç şüphesiz Allah ve Resulüne karşı baş kaldıranlar, işte onlar en çok zilleti düşenler arasında olanlardır. Bak, Allah hiç şüphesiz diyor, Allah ve Resulüne karşı baş kaldıranlar. Peygamberimiz o zaman hem peygamber hem imam. Yani o otoriteye de baş kaldırıyor. Yani imam istemiyor başından. Bir lider istemiyor münafıklar. Evet hocam. Baş kaldırıyor. Asidir münafıklar.
Yani asilik onların ana özelliğidir. Evet. Var ya bazı yeni yetme tipler vardır. Böyle isyankar, sürekli isyan etmeye peşindedir. Münafıkların da ana vasfıdır isyankar olmak. İşte onlar en çok zillete düşenler arasında olanlardır. Zillet aşağılanma. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Allah yemin ediyor ben galip geleceğim diyor. Yani Allah hizmi, Allah taraftarları ve elçilerim de. İmamları, Allah'ın mehdileri mutlaka galip geliyorlar. İnşallah. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Her seferinde Allah bunu söylüyor. Mutlaka galip geleceksiniz diyor Müslümanlara Allah. Yani 22. ayet Haşr suresi zaten 22 ayetten oluşuyor. Allah ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim, topluluk bulamazsın ki Allah ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsa bir topluluk. Allah ve elçisine baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Yani münafıklarla hiçbir şekilde bağlantıya geçmez diyor bir Müslüman. Küfürle, münafıklarla asla bağlantıya geçmez. Onların yanına gidip yapışmaz. Onlardan bir şeyler ummaz. Gidip yemeklerini yemez. Evet. Onlardan çıkar sağlamaya çalışmaz. Onlara sığınmaz. Allah ve ahiret gününe iman eden bir insan bunu yapmaz diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Yani mümkün değil. Başka. Yapmaz. Bak Allah diyor ki, adam da diyor ki peki o münafık diyor ki, o zaman diyor, bu benim akrabam diyor, o da mı olmaz diyor. Evet. Allah cevap veriyor, diyor ki bak Cenab-ı Allah, bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri yani dedesi, soyu, sopu olsun fark etmez, soyları olsun. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Cibril. Cebrail'le. Bak Allah kalplerine imanı yazıyor. Allah bir ruhla destekliyor. Onları altlarına ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş. Rıza makamı. Yani Müslümanların Allah'tan talebidir. Allah'ın onlardan razı olması. Rıza makamı. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Hizbullah. Allah hizbi. Bu çete anlamında, olay anlamında değil. İnşallah. Allah hizbi. Allah hizbi ayrıdır. Bütün Müslümanlar Allah hizbidir. İnşallah. Gerçek Hizbullah onlardır. O ismi alır adam bambaşka bir amaçtan kullanabilir. O ayrı. Evet. Onu biz kabul etmeyiz. Bütünce de mesela Hazreti Musa Hizbullah'tır. İnşallah. Hazreti İbrahim Hizbullah'tır. Hazreti Nuh Hizbullah'tır. Bütün cennetteki olan kişilerin hepsi Hizbullah'tır. Allah hizbidir. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar felah bulanların ta kendileridir. Yani mutlaka zafer kazanacaklar diyor. Mehdi talebeleri de Allah hizbidir. İnşallah. Onlar da mutlaka felah kazanacaklardır, zafer kazanacaklardır inşallah. Evet. Böylece efendim Mücadele suresini de okumuş olduk.